Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, 29. derse hoş geldiniz. Bu dersimizde tecvid kurallarını da hatırlatmaya devam edeceğiz inşallah. Hemen başlayalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Harfler vurgulanarak okunur. Bele. Lamın çekeri var. Bele, men. Nun sakinden sonra kef harfi gelince ıhva olur ve nun tutulur. Men kesebe. Men kesebe. Seyyi eten. Seyyi e. Burada hemze var. Elif gibi okunur. E seyyi eten ve iki üstünden sonra vav harfi gelince idgamı maal gunne olur. Harf geçirilir. Şöyle ki seyyi etev ve seyyi etev ve ten ve demiyoruz artık. Tev ve tutturuyoruz. Bir, bir buçuk elif tutuyoruz. Seyyi'e tev ve ehadat. Ehadat. Bihi. Burada H bir elif çekeceğiz. Bihi. Bu zamirdir. H her zaman zamirdir dostlar. H harfinden önceki harf harekeli olursa. H harfinden önce hangi harf var? B harfi var. Harekeli esresi var. Esre, üstün, ötre gelirse bu H harfi çeker. Ama cezim olunca çekmez. Minhü gibi. Minhü. Cezim var, çekmez. Burada çekiyoruz. Bihi. Bihi. H. Bu H harfi üzerinde nokta var. H. Normal H değil de H. H. Bunu çıkarmamız gerekiyor dostlar. H. Hadi'etuhu. Dı. Dı demiyoruz. Dı'dan i'ye geçiyoruz. Ha. Hadi'e. Dört elif çekiyoruz. Metni muttasıl olur. Uzatmadan sonra böyle küçük hemze gelince metni muttasıl olur. Aynı kelimede çünkü. Hadi'etuhu. Hu. Bakınız burada H harfinin şekeri yok. Ama çektik. Niçin? H harfinden önce, yani hü harfinden önce T harfi var. Harekesi gelmiş. O zaman diyor ki bu H'yi çekiyoruz. Çek diyor. Hadi etuhu etuhu. Hü'yü bir elif uzattık. Fe üle ike. Fe ü. Burada kırmızı kalemle yazılmış gasır yazıyor. Ü'yü çekme diyor. Eğer bu gasır yazmasaydı burada ü'yü çekmemiz gerekiyordu. Çünkü elif var, ötresi var. Bir de fazladan vav gelmiş. Uzat demek yani. Ama gasır yazarsa uzatma demektir. Uzatmıyoruz. Fe'ü. Fe'ülâike. Fe'ülâike. Metni muhtasar oldu yine. Eshâbün-nâr. Sat harfi gelmiş. Es demiyoruz. O zaman sin harfi okunmuş olur. Els. Els. As da demiyoruz. Çünkü bu A değil. Elif bu. E'den satı geçiyoruz. Els. Els. Ha. Bünner. Bünner. Cim durağı var. Duruyoruz. Nun üzerinde şedde gelince ne yapıyorduk dostlar? Mutlaka tutuyorduk.
Misliğin maligun ne olur? Misliğin aynı harfin gelmesi demektir. Misil harfi aynı harfin gelmesi demektir. İki tane nun yan yana gelmiş demektir bu. Veya nunun üzerinde şedde olunca tutuyoruz. Eshabun nar, bun nar. Hüm. Bu h yumuşak çıkacak. Hü. Hüm. Fîhe. Bunları birer elif uzatıyoruz. Metni tabii. Tabii met. Fîhe. Fî'yi uzatan y var. H'yi uzatan elif var. Fîhe. Ama fazla uzatmıyoruz. Hüm. Fîhe. Hâlidûn. Ha. Hâlidûn. Hâlidûn. Vellezîne. Bir daha hatırlatalım. Vav harfi dudaklar ısırarak çıkarılmaz. Dudaklar ileriden gelir. Ve. Ve. Vellezîne. Vellezîne. Peltek zel harfi. Peltek zel. Ve bir elif uzatıyoruz. Vellezîne. Âmenû. Metni tabi. Elifi bir el uzatıyoruz. Nunu da bir elif uzatıyoruz. Fazla değil. Eşit olması lazım. Âmenû. Âmenû. Evet. Ü de değil, U da değil. Ü ile U arasında bir harfle çıkması gerekiyor. Âmenû. Ve amilussâ. Bakınız buraları çekmiyoruz. Ve amilü. Ve amilussâlihâti. Burada şedde geldiği zaman bu elif ve lam okunmaz. Direkt satı tutturulur. Şeddeyi tutturulur. Ve amilussâlihâti. Sâlihâti. Ha'yı bir elif uzattık. Ve amilussâlihâti. U yine kasır geldi. Ü'yü uzatmıyoruz. Lam'ı uzatıyoruz. Ulaike. Lam'ı uzatan elif var. Elif var burada. Kısa hemze gelmiş. Metni muttasıl oluyor. Ulaike işte onlar demektir. Tek kelime. Ulaike. Ulaike. Es. E. Es. Habül. Cenne. Esha, eshabül cenneti. Burada dostlar durduğumuz cim dura var. Durur isek bu yuvarlak t'ler h olur. Eshabül cenne diye dururuz. H diye dururuz. Eshabül cenne. İşte onlar cennet ashabı. Cennet ashabı. Bu cehennem ashabı idi. Evet Allah korusun. Rabbim bizlere cennet ile şereflendirsin inşallah. Ulaike eshabul cenne. Hum fiha fiha halidun. Halidun. Evet, orada ebedi kalacaklar diyor. Cennet ashabı, cennete ebedi kalacaklar inşallah. Burada ayın dura var dostlar. Ayın dura neydi? Burada bir konu bitti, yeni bir konuya başlayacak. Genelde aşırlar veya namazlarda bu ayın durağına kadar okunur. İkinci rekatta buradan başlanır. Böyle ayarlama yaparlar hocalarımız. Ve iz. Vav'ın üstünü var ve elif'in esresi var. İ, zel'in cezmi var tutuyoruz. Ve iz ama bu peltek zel harfi. Kambur biliyorsunuz. Ve iz dişlerimizin ucuyla çıkarıyoruz. Ve iz ehazne ha yine zel harfi gelmiş. Ve iz
Ehavne ha. Ehavne. Mifega. Birer elif çekiyoruz. Mifega. Bu peltek F harfi. Peltek vel olduğu gibi peltek F harfi de var. Bunu F. Yine dişlerimizin ucuyla çıkarıyoruz. Dişlerimizin ucunu çıkarıyoruz. F. F. Mifega. Mifega. Ga. Gaf kalın harf. Ka değil, ga. Mifega. Beni. Beni. İ. Harfi metten burada Y gelmiş. Sebebi metten hemze var. Uzun elif geldiği zaman metni munfasıl oluyor. Yani ayrı kelimelerde. Beni ayrı bir kelime. İsrail ayrı bir kelime. Bundan dolayı bunun metni munfasıl. Ayrı met denir. Ve bu da dört elif uzatılır. Ama hızlı okuyuşlarda bir elife kadar kısaltılabilir. Şöyle ki Beni İsrail'e Beni dört elif uzatma işareti var zaten. Beni İsrail'e R değil. Kur'an'da R yoktur. Ra vardır. Rü yoktur. Ru vardır. Ra, ru, ri. İnce olduğu zaman ince okunur. İyi okunur. İsra ile. Burada hemze gelmiş. Esresi var. İle. Metni muttasıl olur. Bakın. İsra. Dört elif uzatıyoruz. Kısa hemze gelmiş. İsrail. Tek bir kelime. Bir kelime olduğu için İsrail oğulları diyoruz yani. İsrail. Fakat bugünkü katil İsrail değil tabi. Masum Müslümanları öldürüyorlar. İsra-i-le. Le. Burada lam elifi bir elif uzatıyoruz. Çünkü burada lam elif elif var burada uzatıyoruz. Le. Te'büdüne. Te' aynı çıkaralım. Te' te' Le te'büdüne illa illa. Yine şedde de gelmiş. Hemen ne yapıyoruz? Tutturuyoruz. İllallah'e. 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 Çek bir işareti var. Ve bil ve bil ve lideyni ve lideyni ve bil ve lideyni İhsenen. Bakınız burada hı, ha harfi gelmiş. Ha. Bu ha'yı çıkarmamız gerekiyor normalde. İh değil. İhsenen değil. İhsenen. İhsan. İhsenen. Sin harfi olduğu için sa demiyoruz. İhsanen demiyoruz. İhsenen. Ve İki ötreden pardon iki üstünden sonra vav harfi gelince ne oluyordu? Ma'lugun ne oluyordu ve geçiriliyordu ve tutuluyordu. Şöyle ki ihsenev ve ihsenev ve ihsenev ve zil gurbe ve zil gurbe. Evet. Burada B harfi çeker var. Uzatıyor bir elif. Ve zil gurbe vel. Burada cezim geldiği zaman bu elif lam takusu okunuyor. Vel. Elif okuduk. Vel yeteme teme. Bakınız burada yayı uzatmıyoruz. Bazı böyle öğrenci arkadaşlarımız okuyorlar. Düz gidiyorlar. Vel yeteme ve böyle olmaz. Nerede şeker var? Onu çekeceğiz. Şeker yoksa çekmeyeceğiz. Uzatmayacağız. Artık bizler Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kelamını doğru okumamız gerekiyor. Türkçe'de insanlar diksiyon kursunu gidiyorlar. Güzel konuşabilmek için. Biz de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyabilmek için tecvidli
talimli okumaya çalışıyoruz inşallah. Vel yeteme, vel yeteme, tey ve mimi birer uzattık. Vel, bu kıvrık olan burada mim, üstüne gelmiş me. Vel mesekini, kini, kefi çeken ye var. Bir elif uzatıyoruz, metni tabii. Vel mesekini ve gulü, gu, bakınız gaf kalın harf, u çıkardık. Ve gulü, lam ince harf, lü dedik. Ve gulü, ve gulü, u, ü oldu. Linnâsi, burada şedd olduğu için bu lamı okumadık, hemen nunu tutturduk. Linnâsi, her zaman hatırlatalım. Nunun üzerinde şedde olunca mislin maaluna oluyordu ve tutturuyorduk. Linnâsi, linnâsi, husnen, hu, sin harfince husnen. İki üst nasıl vav gelmiş, maaluna olur, tutup ve geçiriyoruz. Nevve, nevve, husnevve. Ve e gı mü, ve e gı, gı değil, ve e gı, ı, ve e gı müssa, sat kalın, müssalete, ve e gı müssalete, ve e tüzzekete, ve e, elifi uzatıyoruz, uzatma işareti var çünkü. Ve e, ve e tüzze, tüzzekete. Eğer durur isek tığ duralar. Ve e tüzzeke, yuvarlak t'ler ne oluyordu? H oluyordu. Ve e tüzzeke diyoruz. Ama geçer isek ve e tüzzekete diye geçiyoruz. Sümme pertekse fü. Mimin üzerinde şedde olunca da aynen nun gibi bunu da tutuyoruz. Sümme, sümme misil mahalline yaptık. Tevelleytüm, tevelleytüm illa, bir elif uzatıyoruz. İlla galilen go, galilen mi? İki üstünden sonra mim gelince yine maluna olur. Lemmi, galilemmin, lemmin, len demiyoruz artık. Sanki mimin üzerinde şedde varmış gibi okuyoruz. Galilemminkum, minkum ve entüm. Nun sakinden sonra te gelince ıhva olur, tutulur nun. Ve entüm. Ve entüm mu'ridun. Sadakallahul azim. Evet dostlar, başka bir derste buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.